Merhaba arkadaşlar. Halk edebiyatı genel tekrarına hoş geldiniz. Çok hızlı bir şekilde genel tekrar notları hazırladım arkadaşlar. O halde hemen bir başlayalım. Şimdi zincirleme zincir ben koşmaya geldik. Zincirleme zincir ben koşma dediği zaman kafiyeli sözcüğün bir sonraki dizede tekrar etmesi demektir Bak. burada diyor mekan. Burada bir öncekiler kafiyeliyken mekanı biliriz. Burada mekan sözcüğü burada tekrar ediyor bir bir sonraki dizede. O halde kafiyeli olan sözcük burada tekrar ediyorsa ben diyeceğim ki zincir 5 zincirleme koşma diyeceğim. Sonra geldim ayaklı koşmamız var. İlk dörtlükte ikinci ve dördüncü dizelere ziyadele getirilerek yapılır. Yani ilk dörtlüğün ilk iki dizesinden sonra küçük beşer dizeli böyle beşer heceli bir ziyade dediğimiz parçalar getiriyorsan ben ayaklı koşma diyeceğim. Çünkü ayak. Bakın bu uzun bu bunun ayağı gibi oluyor. Yedekli koşmaya geldim. İkinci dizeden sonra mani dörtlüğünün gelmesidir arkadaşlar. İkinci dizeden sonra. Bak ilk iki dizeyi çizdim. Altından ne yaptım? Bak araya dörtlü bir mani sıkıştırdım. O halde demek ki mani geldi. Sonra bak kalan iki şeyle tamamladım. Demek ki ikinci dizeden sonra bir dörtlük geliyorsa yedekli koşma diyeceğim ben buna. Şimdi geldim yedili hece ölçüsüne. Yani yedili diyorum. Artık mani yedekli mani. 6 dizeden oluşuyorsa, 7'li hece ölçüsü varsa, 7 artık mani yedekli mani diyeceğim. Bak 3 4 5 6. Kesik mani derse 7 heceden az olan manilere ben kesik mani diyorum. Şimdi bir de musammat koşmamız var. Arkadaşlar, iç kafiyeli olan koşma demektir. Yani kafiye sözcüğü sonunda değil, ortada olursa musammat koşma diyeceğim. Bak. Parlak, kaymak, tak, yalvarmak hepsi ortada değil mi? Ha buna hepsi lak benim uyaklarım oluyor. O yüzden bu nedenle dolayı musammat koşma yani iç huyak. İç uyak var diyeceğim. Şimdi baktım. Koşma şarkı dediğimiz biçim var. Arkadaşlar ilk dört dün ikinci ve dördüncü dizelerine, diye dört en son dizesine aynı sözcüğünü tekrar etmesi, aynı cümle tekrar etmesi biz koşma şarkı diyoruz. Bak. Birinci dizeyi yazdıktan sonra ikinci hakkı bilirsin. Ağlatma ben demişim. Bak ikinci de ikinci de tekrar edeceklerim. Üçüncüyü Yine başka bir şey de yazmıyorsun. Dördüncü hakkı bilirsin ağlatma beniyle devam etmiş. O halde koşma şarkı oldu burası. Şimdi bir de gelişme kuramı var arkadaşlar. Edward Taylor'ı gördüğümüz zaman benzer kültür menetten bazı ileriyken bazılarının geri olmasının sebepleri derse gelişme. Bakın gelişmesinden bahsediyor. Hani birisinin ileri birisi geri neden gelişemedi diyor soruyor. Yayılma dünya üzerindeki bir ilk kültür merkezi olup olmadım. Bak yayılma yayılma ilk olarak nerede hangi merkezde? Yayında Onu bulmaya çalışıyor. Yani ilk kültür merkezini bulmaya çalışıyor. Yapısalcı kurama geldim. Halk bilimi ürünlerinin temel özellikle inceliyor ama ortaya çıkan yapısal sonucu bütün evrensel modellere uyguluyorsa yapısalcı kuram diyeceğim arkadaşlar. Sürpriz olarak gelebilir. Bakın zorlayıcı olarak gelebilir. Dikkat. Tarihi coğrafyanın kuramı dersi Hulyos Kron diyeceğim. Temsilcisi ilk şekli yani ur formu ulaşmaya çalışacak diyeceğim. İşlevse halk bilimi. Kurucusu Temsilci Malinowski'dir. Anlatıcının halk edebiyatı ürünü aktarma ve kullanma nedenini dinleyicinin de dinleme anlamı nedeni üzerinde durur. Bakın işlevi hani dinleme anlama işlevi üzerinde halk üzerindeki etkisi ne diye bakıyor işlevsiz. Prop yapısı anlatı çözümlemesi arkadaşlar bu da sürpriz olarak gelebileceğini düşünüyorum. Bir masalın yaşanan zaman içinde gösterdiği değişimler ve masaldaki unsurlar üzerine çalışır. Ha, masalda yaşanan zaman için gösterdiği değişimler ve masaldaki üzerine unsurlar üzerine çalış. O halde demek ki sadece masaldan bahsediyorsa zaman için gösterdiği değişim diyorsa pro, prop'un yapısı anlatı çözümlemesi diyeceğim. Mitolojik teori. Jakob Grimm temsilcisi. Ortak aile dili, ortak kültü miras kelimelerini gördüğümüzde mitolojik teoriye gidiyoruz. Sözlü kompozisyona geldim. Milman Peri, Albert Lord'u gördüğüm zaman sözlü kompozisyon diyorum. Hamur meselesi olarak bilinir. Performans teori, metni, icacı, dinleyici, bağlamı esas alan teoriye performans teori diyorum. Kültürler arası çapraz zaman yöntemi. Dünyanın her yerinde derlenen masal, efsane gibi bu ürünlerin aralarındaki evrensel düzeni tespit edip benzer kültüre değerlerinin sayılarına örtülen, örtüşen dizilerine göre yapılan çalışmalardır. Ha kültürler arası. Demek ki ben onların evrensel düzen var mı yok mu bir tespit edeceğim. Hangileri örtüşüyor, hangileri örtüşmüyor onu test edeceğim. O halde kültür edilen sayılanlar örtüşen dizilen göre yapılan çalışma kültür arası çaprazlama diyorum ben. At motifinin görüldüğü destanlar. Kültiginde at saçı. Bamsı Beyrek'te Bengiboz. Manas'ta Akkula. Battalgaz'da Aşkar. Köroğlu'nda Kırat. Oğuz Kağan'da Alaca Aygır. Alpamış'ta Bayçipor. Bay Ertöşlük'te Çalkuyruk. Edike'de Tim Çavar. Şah İsmail'de Kamertay. Demek ki Şah İsmail Kamertay, Edike Timça var. Alpamış'ta Bayçıpar. Ondan sonra Oğuzkan'da Alaca Aygır. Manas'ta Akkula. Bamsı Berik'te Bengivoz. Kültükün'de Alt Saçı. Bu az bilinenleri söylediğimiz. Aklımızda kalsın artık. Köylü destanındaki motifler. Dersi gür motifi diyeceğiz. Gür diye kodluyoruz. Göze mil çekilmesi. Üç sihirli köpük motifi. Rüyada sihirli su görme. Kör gözün mendille açılması Bamsı Beyrek hikayesinde var. Ama Aşık de böyle bir hikayeye benzer özellik vardır. Böyle bağlar şu tepenin arkasındaki eseri gördüğümüz zaman Yaşar Reyhan diyeceğiz. Böyle bağlar şu tepenin arkasındaki Yaşar Reyhan diyeceğiz. Dere Korkut hikayelerindeki motifler. Kör gözün açılması Bamsı Beyrek'te. Kanlı gömlek Bamsı Beyrek'te. Çocuksuzluk. İsa'nın oğlu Boğaçan'da hikayesinde. Kardeş olduklarını anlama Sekrek hikayesinde. İnsan eti yeme, Basat'ın tepe gözü öldürdüğü hikayede insan eti yeme. Arkadaşlar burada kısalttım sığmadığı için daha çok bilgi sığsın diye. Güreş motifi Bamsı Belek hikayesinde. Deriden, periden doğma tepe gözün, sarı çobanla peri kızından doğmazdır arkadaşlar. Şimdi bir de önemli aşık şairlerimize ait eserler var. Bunları bilmemiz lazım. Sorulabilir. Telli destanı. Aşık dertli. Esnaf destanı. Aşık kamili. 93 koçaklaması. Aşık şenlik. Eşek destanı. Bayburt zihli. Bayburt zihni. Şeyda bülbül. Sefil baykuş. Kağızmanlı hıfsi. Portum destanı. Bayburtlu celali. Para destanı. Aşık huzuri. Tezatlar destanı. Aşık, aşık huzuri. Gönül bahçesi. Şeref taşlı ova. Mustafa Murat Çobanoğlu. Şimdi geldik devam ediyoruz aynı yere. Destanı Sükutu Kars Aşık Baykan. Elveda Aşık Kuloğlu. Bugün türküsü Aşık Gazi Tuna'nın Öksüz Dede. Pire Destanı Aşık Ömer. Hayvan Destanı Aşık Ömer. Nemçe Destanı Karaca olan. Yürüdü Destanı Aşık Sururi. Bosna Destanı Aşık Ahmet. Yaş Destanı Aşık Seyrani. Şimdi arkadaşlar ben çok hızlı yazdığım için e, yazım Okunamayabilir belki. Belki de okunabilir. Ben sizlere yine burada söylerken size anlayacağınızı düşünüyorum. Antihanet types of folklate masal sınıflandırması. Dünyadaki ilk masal tiplerini sınıflandıran şeydir. Şimdi bir bakalım. Az hayvan masalı, asıl halk masalı, fıkralar derse bize bir parça da verirse bu hangi bilim adamına aittir derse antihanet diyeceğiz. Fıkralar, hayvan masalı, asıl halk masalları. Şimdi masallardakine bir bakalım. Teyze kötülük, üvey kız kardeşi kıskançlık, Köse kötülük, yaşlı adam iyilik etme, üvey anne zulüm, kel olan zeka ve şansı temsil eder. Şimdi orta oyunun bölümleri var arkadaşlar. Orta oyununa bir bakalım şöyle. Ben iyice yakınlaştırayım. Şöyle. Orta oyunun oyuncağın meydana getirdikleri topluluklara ben kol diyorum. Sandık odası, oyuncağın giysilerin bulunduğu çadır ya da bölüme diyorum sandık odası. Dükkan, İki kanatlı kafes, bir paravan, kabuklunun iş yeri olarak geçen dükkan. Yeni dünya ile karıştırılabiliyor. Çoğu zaman ev, kimi zaman hamam olarak kullanılır. Burası bakın. Burada kavuktun iş yerinden bahsederse dükkan. Onun dışında ev, kimi zaman hamam derse yeni dünya. Parmaklık. Kazıklara çekilen iplerle yapılan seyirci kısmı ile oyun meydanı birbirine ayıran bölüme parmaklık diyorum. Şimdi orta oyunun bölümleri de Karagöz'de aynıdır. Giriş bölümü, muhabire bölümü, fasıl, Ondan sonra bitiş bölümlerine geçiyor. Giriş bölümünde zurnacın çaldığı pişekar havası eşliğinde pişekarın elinde paşta tahta masa maşa vardır. Ciddi bir havada meydana çıkan Seyirciler selamlar. Zurnacı ile konuşarak oyunu başlatı Muha Muhabere de zurnacın kavuklu havasını çalmasıyla kavuklu ve arkası meydana geliyor artık burada. Şahismen hikayesi. Arkadaşlar Şahis hikayesi ile ilgili kişileri yazdım sadece. Bu kişileri gördüğümüz zaman Şah İsmail, Yaralı Mahmut Diğer hikayeleri bu şekilde yapalım Kendi her padişahını gördüğüm zaman Elma, Kamertay, Gülizar Gülperi gördüğüm an Arap Üzengi, Şah İsmail diyeceğim Yaralı Mahmut, Ali Bezirgan Ahmet, Mahbub Sultan Kara Bezir görürsem Yaralı Mahmut Kardeş olmadıktan öğrenince Arzu ile Kamber Tayyip ile Zühre'de aşık olma motif var Mezarda gül bitmesi Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin, Tayr ile Zühre'de. Yanıp kül olma motifi, Kerem ile Aslı. Pir dolusu bade yani aşk anlatan demek istiyor pir derken. Erciş ile Emrah, çıldırlı aşık şenlikte var sadece. İlk görüşte aşık olma, Şah İsmail'in Gülizar'a avda aşık olmasıydı. Türk masalı üzerine ilk derlemeyi kim yaptı? Ziya Gökal. İslami dönemde masal nitelikte eserler, Mesnevi, Dastan Ahmet Harami, Mecmuatü Letaif, Giritli Aziz Efendi'ye ait muayelat. Mesnevi, Dastan Ahmet Arami, Mecmatül Etayip muayelat. Ama geldim. İslamiyet öncesi, masal niteliği, İslamiyet'ten önce, Altın Yaruk, Prens Kalyanam Papamkara, Papam Kuan Pusar, Türküş Turfan Tekste ve Uygurca adlı eserler İslamiyet öncesi matan, masa niteliği taşıyan eserlerdi arkadaşlar. Türk masalı üzerine yapılan ilk araştırma Ratlofa, Proben adlı eserine aittir. Nazım Nesir Karışık Masalar, Keloğlan, Nar Tanesi, Pekmezce Anne. Mensur olan masalar Tembel Ahmet, Kuğular, Kesiş Ne Gördün, Yılan Bey, Paltan Bey. Bunlar da bizim mensur. Sayım Sakaoğlu, Gümüşhane Masalları, Bayburt Masalları ve Kıbrıs Türk Masalları Sayım Sakaoğlu diyecek. Ali Rıza Yetkin'in Cenup Türkmen Oymakları. Yusuf Ziya Demircioğlu'nun Yörükler ve Köylüler'de hikayeler, Suat Salih Aral, Öztürk Masalları, Hamit Sübeyli Koşa Dokuz Ötgünç, Ahmetoğlu Kum Yörük Masalı bizim için önemli. Arkadaşlar bazı masallar kısalttım ben. Ee, o yüzden sizler tahmin etmişsinizdir. Bunları bilmemiz lazım. Sonra Tahir Alango'ya geldim. Birlur Köşk Masalları. Kel olan masallar derse Tahir Alango diyeceğim. İkinci kuşak masal çalışmalarından biri Çalışma yapanlardan biri değildir diye sana sorursa, Sayın Sakoğlu var, Bilge Seyidoğlu var, Umay Günay var... Ali Berat Alptekin var, Ziya Akkoyunlu var... Esma Şimşek var arkadaşlar. Şimdi geldim Abdal Musa. Antalya'nın Elmanlı'nın teke köyünde. Derganı kuruyor. Ve burada Anadolu'ya aydınlatacak Alp Eren'i yetiştiriyor. Hacı Bektaş Veli, Velayetname Adresleri var. Haydariye, buradan biliyor, ondan sonra... Kitab-ı Feyvayet Fatiha Suresi Tefsiri ve Makalat adlı bunlarda önemli eserlerdi arkadaşlar. Şimdi Musa ruhu şirin, mavi rüyalar gören çocuk, kar altında bir kelebek arkadaşlar sorulabilir. Ben öyle düşünüyorum yani. Esma Şimşek yukarı çukurova masallarında motifler. Ben bu şekilde kısalttım yani motifler arkadaşlar. Ziya Koynu 1000 gece masalan Türk masallarına tesiri. Ziya Akkoynu'ya ait arkadaşlar. Ali Berat alttaki taşeli masalları. Şimdi bana soru kahramanlık destanının biri değildir derse Manas, Köroğlu, Alpamış, Bozoğlan, olan, Koplandı Batır, Kurmanbek, Çara Batır destanı diyeceğim. Oğuz Tansel'e ait, Altın Kızlar, Yedi Devler, At Oğuz Tansel'e aittir. Naki Tezel, Keloğlan olan masalları İstanbul masalları Naki Tezel'e. Binci Kuşak masal yazarları Kimler kimlerdir? Naki Tezel, Eflatun Cemgüne, Oğuz Tansel arkadaşlar. Şimdi Mihrabi Bektaşların Vasıl İbni atası olarak görür kendisini. Mehmet Nuri Yozgat'tadır. Aşık Molla Rahim İşadül Gafil'in yeni Mevlid. Deruni Hacı Kardeş diye anılır. Edip Harabi Bektaşı anlaşı hicivler yazar. Kıbrıslı Aşık Kenzi Dastanı Sergüreş Dastanı Kıbrıs Kıbrıslı Aşık Kenzi Türabi Hacı Bektaş ilçesinde Bektaşi, Nevşehir'in Hacı Bektaş içerisinde Bektaşı Poşnişi olmuştur Türabi. Seyrani Kayseri Develidir. Taşlamalarıyla ünlüdür. Bursa'da İsmail Hakkı Şehri Muhammediye, Şehri Hadise Erbay'ın Şehri Boston adlı eseri gördüğümüzde Bursa'da İsmail Hakkı'ya gidiyoruz. Hacı Bayram Veli İstanbul'un Fatih fethedilen müjdelemiştir. Şimdi fakir namı adlı eser Aşık Paşa'ya aittir. Alçak gönüllü dünya nimetlerini çok meyil etmene az da yetinmeye ele alır. Aziz, Aziz Mahmut Hüdayi Şef Üftadı'ya bağlandı. Tasavvuf ve vahdeli vücut anlayışını bize sade bir şekilde verir. Kitabın akte sahibi zaman müşri kamil unvanları verildi. Demek ki sahibi zaman müşri kamil ummanları verilmiş şey üftadeye bağlanmış. Bunları bilmemiz yeterli arkadaşlar. Eşefolu Rumi, Kadirler Çevresi pirisane Sahne olarak anıldı. Müzekki Nüfus adlı eseri var. Tarikat namı delail Nübüvi adlı eseri göstereyim. Eşefolu Rumi diyeceğim. Şimdi arz var. Şöyle bakalım. Kavuklu ile kavuklar <laughs> Kavuklu arkası arasındaki çekişmeli konuşmalar başlar. Kavuklu ve Pişikar tanıdık çıktığı bölüm arz var. Tekerleme bölümü kavuklu ile olağanüstü bir olay baştan geçmiş gibi anlatır. En sonunda bu anlatan rüya olduğu anlaşılır. Sühan söz meydan demek kavuklu ve Pişikar birbirine söz ustalığı bakımından yarışması söz meydanın Sühan demek. Sühan da zaten söz demektir arkadaşlar. Sonra baktığımızda orta oyunun bölümlerine de burada geçiyoruz arkadaşlar. Orası diğer tarafta şey olmaz. Kafanız karışmasın. Suyla. Gökyüzündeki insanlar kontrol eder. Bir sıkıntı olursa ülgene haber verir. Gökyüzündeki insanlar kontrol eder. Bir sıkıntı olursa ülgene haber verir. Yayık. Ülgen insanlar arasındaki aracı ruhtur. Yayık. Bakın yayıyor. İletişimi yayıyor ülgenle insan arasında. Öyle düşünelim. Ülgen. Altay Türk'ün en büyük yarıştanı ülgen diyorum. Gökyüzünü insanlar kontrol edene suyla diyorum. Ülgenle insan arasında aracı ruh olanı yayık diyorum. Halk Edebiyatı çalışmaları Fuat Köprülü Rıza Tevfik ile başladı. Yöntem üzerinde duran kişi Fuat Köprülü'dür. Masal derleme yöntemlerini veren ilk çalışma Ziya Gökalp'tır. O Edayi dair tandır namatlar Saadettin Nusret Örgün, Ergün, Konya Halkiyat ve Harsiyatı, Ahmet Talatunay Halk Şiirlerinin Şekil ve Nevi adlı eserleri vardır. Arkadaşlar burada Ana Michael, Ülkenin yaratma ilhamı verir. Ana maygıl. Ana, ana, ana yani. Yaratma ilhamı veriyor. Ana olduğundan. Talay Kağan, suların hakimidir. Ruh, arvak. Kırgızları insan ruhu. Ruh, arvak. Sonra, utkıçı. Ülgen Tanrı'nın en yakın elçisi. Utkıçı. Bakın, utkıçı elçi gibi düşünün. En yakın elçisi. Ürün, ar, toyon. Sağ Türklerine göre en büyük tanrı. Bilgi Seyit göre efsanelen işlevleri, gelenek ve görenekleri korurlar, topluma yer verirler, teşekkür ettikleri yere mana kazandırırlar, koruyucu ve tedavi edici rolleri vardır. Arkadaşlar bakın hangisi efsane işlevlerinden değildir diye sorabilir bilgi Seyit Oluna ait. Dikkat arkadaşlar bu tip sorularda gelebiliyor. Sürprizlere açık olmak lazım. Ellik sakallar dizlerine kadar uzun yer altında yaşar. Ellik. al karısı albıs. Lousaları musalat olan gebeyi ve kadını öldürdüğüne inanılır. Alkarısı, Albas. Göstermelik, oyunun konusuyla ilgili olmayan bölümdür. Nareke attı düdüklere son buluyor. Göstermelik arkadaşlar. Giriş bölümü, de baktığım zaman Karagöz ve Hacivat'ta, Hacivat semayı okuyor. Of hay hak diyerek perde gazeline geçiyor. Hacivat yakarır, bir beyit okur. Yar bana bir eğlence der. Karagöz iner diyorsa giriş bölümü diyeceğim arkadaşlar. Muhabire bölümüne gelirse Karagöz ve hacıvat arasında geçiyor. Ama Karagöz ve hacıvat atışmalarla seyirciye özelliklerini tanıtıyor. Karagöz sürekli yanlış anlıyor burada arkadaşlar. Fasıl. Hacıvat, Karagöz ve ikinci tipler burada da oyuna dahil oluyor arkadaşlar. Dikkat. Hani muhabire ve fasıl arasında kalmanıza gerek yok. İkinci tipler varsa fasıl yoksa muhabire deyip geçmeniz lazım. Diyaloglar varsa hani bu şekilde konuyla ilişkili bir şey varsa. Bitiş. Oyunun bittiği, haber verildiği, özür dilendiği bölümdür. Şimdi bir de Mettah'ın bölümleri var. Bakarsın boşluk doldum olarak sorulabilir. Başlangıç, açıklama, senaryo, bitiş. Başlangıç, açıklama, senaryo, bitiş. Me Mettah'ın mendil ve sopası var. Gerçekçi, modern tiyatro daha yakın olandır. Dikkat. Kukla. Kuklada ihtiyar ve ipiş var. El kuktasın kol korçak. İpli kuklaya çadır hayal diyoruz. Köy seyirlik oyunlarına gelirsek kapalı yerde ve açık havada oynanabilir. Taklit önemli. Müzik ve dans önemleri özel bir dekor yok. Kostümü halk temin eder arkadaşlar. Köy seyirlik oyunları bu şekildedir. Şimdi bir de marazi tipler var işte kekeme, hım hım, kötüzen ondan sonra karşı, hamal tasvirlerin ve Perdenin korunduğu, sandığı taşıyan kişiye hamal denir. Zaten sandığı taşıdığından beri hamallık yapıyor. Öyle o şekilde düşünelim. Dairezen tef çalan yardımcı demek. Yardak oyun oynanırken şarkı türkü okuyan kişiye yardak. Tef çalana dairezen. Çırak fasılda oynatılacak tasvirleri sıralayan kişidir. Oynatacak tasvire çırak. Sandıkar karagöz ustasının çırağıdır. Hayali hayal buysa karagöz ustasıdır arkadaşlar. Şimdi bir de Kari kadim oyunlar var. Bir de nevi icat oyunlar var arkadaşlar. Bakarsınız sorulabilir. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Çünkü sınavda ne çıkacağını biz bilmiyoruz. Ama az çok tahmin ediyoruz sadece. Sadece tahminden ibaret de kalabilir bazen öyle sorular gelirse. Farklı sorular çıkarsa. Kar kadim oyunlar derse aptal bekçi, bahçe, ağalık, kanlı kavak, hamam, kanlı nigar. Ama nevi icat dersen bak icat ediyorsun kendi kendine. Aşçılık, bakkallık, eczahane gibi. Anadolu tipler Laz, Kastamonu, Kayserili gibi. Ama eğlendirici tipler Köçek, Çengi, Kantocu, Cambaz, Curcunabaz. Bunlar da bizim eğlendirici tiplerimiz. Şimdi bir de Antropogoni, Türeyş Mütteri ve Antropogoni insanların nereden geldiklerini ve nasıl yaratıldıklarını anlatır. Antropogoni, Türeyş Mütteri. Bakın adından belli Türeyş. Nereden geldi, nasıl yaratıldı? Antropogoni. Eskotoloji insanın ve dünyanın geleceğini anlatır. Teogoni tanrıların nereden geldiğini anlatır. Zaten T var başında. Kozmogoni evrenin nasıl oluştuğunu anlatır. Kozmogoni mitler bizlere. Abdülkadir İnan. Tarihte ve bugün şamanizm. Bilgi Seyidoğlu mitoloji üzerine araştırmalar. İsmail Taş. Türk düşüncesine kozmogoni kozmoloji. Yaşar Çoruhlu Türk mitolojisinin ana hatları Fuzuli Bayat mitolojiye giriş. Arkadaşlar adınız gibi bilin. Hiç belli olmaz. Bakarsın boşluk doldurmada şu eserlerden birini verir. Hatta parçaları diyorum Boşluk doldurmaya gerek yok. Parçada bunları verir. Bize sorabilir. Dikkat. Soru gelmedi bu zamana kadar belki de. Ben öyle hatırlıyorum ama her an her şey olabilir arkadaşlar. Unutmayalım ki bazı konular sürekli sorulmasına rağmen o yıl, ertesi yıl sorulmaya da biliyor. Şimdi geldim, bir de koşuk var. Koşuk AAB şeklinde de 7'li 8'li 10'birli hece ölçüsüne yazılıyor. Yani kafiyenisi AAB şeklinde. Mani 7'li yazılıyor ama AAX'a. Bak, aradaki farkı gördün mü? Burada 3 tane A, 3 tane dize aynı anda kafiyeli alt alta. Burada 2 dize sadece kafiyeli. Üçüncüsü bozuyor oyunu. Aradaki farkı bu arkadaşlar. Kesik mani 7 heceden az. Koşma 10'birli hece ölçüsü AAB. Koşuk da koşma aynı şey demek zaten. Ayakta koşma ilk dörtün ikinci ve dördüncü dizelerine ekleme yapılır. Bunu zaten anlattık. Destan 11'lidir. Malas olabilir. BB, BA, BA, CC, şeklinde. İşte S mayısı 8'lidir arkadaşlar. Şimdi bir de e, şey, burası da önemli arkadaşlar. Sosyal haydut kalıbı. Şimdi bunu eğer bize sorduğunuz zaman hangi eserde uygulanmıştır derse ee, diyeceğiz ki Özgür Çobanoğlu, Çakırcalı Mehmet Efe'ye uygulanmıştır. Diyeceğiz arkadaşlar. Van Han'ın kalıbıydı. Özgür Çobanoğlu, Çakırcalı Mehmet Efe. Lord Raktan, geleneksel kahraman kalıbı Özgür Çobanoğlu tarafından ertöştük ve Oğuz Kağan destanına uygulandı. Bak. Lord Raktan, geleneksel kahraman kalıbı Ertöştük Oğuz Kağan destanına uygulandı. Bakın. Dikkat edin. Buna geleneksel diye düşünün arkadaşlar. Bakın geleneksel. Eskilerden beri olan değil mi bunlar? O halde gelenekselden Lord Raktan'ı akılda tutabilirsin. Ama sosyal haydut kalıbı derken bakın Çakırcalı Mehmet Efe. Bir haydut gibi böyle şeyi anılıyor. O yüzden unutmayalım bunları arkadaşlar. Şimdi Gefername. Allah'ın birliğini peygamber yüceliğini anlatır. Dolapname Allah aşkıyla yazılan soru cevaplı eserlerdir. Süretün Nebi peygamberlerin doğumunda ölümüne kadar hayatını savaşını anlatır. Mevlid, peygamberimizin doğumunu anlatır. Hilye, yüz, vücut, ahlak güzelliğini anlatır. Vücutname, insan yaratılışını anlatır. İnsanın ana rahmine düştüğü aşamanı anlatır. Faziletname, peygamberimizin ve Hazreti Ali'nin erdemlerini, güzelliklerini, iyiliklerini anlatır. Minbername, kürsülede halka seslenen hatipler hakkında yazılan eserlerdir istihraçname geleceğe yönelik tahminleri, tahsürname boşa geçen ömrü üzülmeyi anlatır arkadaşlar. Söylemediğimiz var mı? Yok. Şimdi bir de bakalım. E, eserlerine bakalım. Gülistan, La Mekanı, yaratılışını Hazreti Adem ve diğer peygamberleri anlatır. La Mekanı, kaynatın yaratılışını Hazreti Adem ve diğer peygamberleri. Gefername, Nami'ye vakteli vücut kavramını Hazreti Muhammed'i kastederek gefer benzetmesiyle anlatıyor. Sarayname, şeriatı en çok anlattığı eser dünyaya gelme neden ibadet etmek olduğunu söyler. Kitab-ı Miglat'e bir dervişin sürekli uyuması veriyor aslında şeytan mağlup etmesi anlatılır Kaygu Saptal'ın eserinde. Manzum ve Mensur karışık eserler sorarsa dil saray namedir. Ama sadece mensur eserler, Budala Name, Kitab-ı Miglat'e, Vücut risale Risale'ye Kaygıs derse Kaygu Saptal'ın mensur eserler diyeceğim. Manzum derse Divan, Gülistan, Mesnevi Baba Kaygusuz, Gevername, Minbername bunlar da manzum türünde eserler diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi de yedi ulu ozan var. Burasını sorulabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar açıkçası. Yedi ulu ozan 14. yüzyılda nesimi 15. yüzyılda yemini var. Onun dışında hepsi 16. yüzyıl arkadaşlar. Fuzuli, Şah İsmail, Virani, Pir Sultan Abdal, Kul, Himmet. Bunlar bizim yedi ulu ozanımızdır arkadaşlar. Şimdi Aşık Virani, Hurufilik Düşüncesi 10 yüzyıldaki temsilcisi. Aşık Virani, Hurufilik Düşüncesi 17. yüzyıldaki temsilcisi. Niyazi Mısri, hece ölçüsüyle yazdı. Yunus Emre tesiri vardır. Niyazi Mısri, aruz ölçüsünde ise nesimi etkisi vardır. Divani İlahiyat, Risale-i hilye Hazreti Hüseyin derse, ben diyeceğim ki Niyazi Mısri, Divan-ı İlahiyat, Niyazi Mısri. Adem de Galata Mevle, Mevlevi, Hanesi şeyi hece vezniyle Yunus tarzı şiirler yazıyor ilk defa. İlk defa hece Bezni, Yunus tarzı şiirler yazıyor. Ya da Mevlevi içerisinde Yunus tarzı şiirler yazan ilk kişi derse Adem de diyeceğiz. Muhittin Aptal hece vezniyle hurufi şiirler yazdı arkadaşlar. Şimdi İncil Çavuş Bekri Mustafa. Bunlara da bir bakalım. İncil Çavuş 4. Murat döneminde yaşamış. ...saray ve çevresini eleştirmiştir arkadaşlar. Ama Beklun Mustafa içki ve ayarlık adı geçer. Hazır cevap biridir. İçki tütün yasağına tepki göstermiştir 4. Murat'ın. Kemine, Türkmenistanlı, Mahdum kulunun öğrencisidir. Türkmenistanlı fıkra tipi Kemine. Esen Pulat da Türkmenistanlı fıkra tipi ama... ...Mahdum kulunun öğrencisi derse cevap Kemine olur. Ahmet Akay, zaten bir arada verecekten düşünmüyorum açıkçası. Ahmet Akay, Kırım Türkleri arasında sevilen sevilen kişi kurnazdır arkadaşlar. Ahmet Akay Kırım Türkleri arasında sevilir. Molla Zeydin Uygurlar arasında sevilir. Kıvrak zekası ve mizah anlayışı vardı Molla Zeydin. Kuyrukçuk Kırgız e, Kuyrukçuk Aldar Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'dan tanınan kişidir Aldar, Aldar Bektaşi, hoşgörün ağırlıklı fıkralar şey yapar. Allah'ı bağışlayıcı olarak görür. Mevlevi Mevlana'nın hayat Mevlana'nın hoşgörüsü ve eserlerindeki hayata bakışını yansıtır Mevlevi. Bir de yerel tipler var. Fıkraları Konyalı Tayyip Ağa, Şanlı'nın Hacı İbrahim, Mutlu Çivi Temmi gibi. Bunlar da arkadaşlar yerel tiplerden de, yani çok önemli değil arkadaşlar açıkçası. Sorulabilecek yer olarak görmüyorum ama her zaman her şeyi de bilmek lazım diye düşünüyorum şundan çıkmaz deyip de çalışmama oraya önemsiz görmek demek bizi sıkıntıya sokabilir sınavda. Şimdi kök. Arkadaşlar buralar önemli. Zorlayıcı olarak gelebilir. Kök. Bir şehir halkı arasında meydana çıkacak çıkarak bir sene içerisinde günlen şeye gülmece kök diyorum. Külüt halk arasında gülünç olan nesneye külüt diyorum. Ama bir şehir içerisinde halkın arasında bir sene içerisinde günlen şeyse kök diyorum. Karaca olan Hikayesinde arkadaşlar Hasan, Ayşen, Yakup Telli. Yakup Telli turna Çukurova'da geçer. Hasan, Ayşen, Yakup ve Telli turnayı gördüğümüz zaman Karaca olan hikayesinden bahsediyor demektir. Tekrar söylüyorum. Telli turna Hasan, Ayşen, Yakup. Kirmanşah, Hurşuşşah, Mahpekir, Mahperi, Karakaytas atı geçiyorsa bundan Hurşuşşah, Kara Karakaytas geçiyor. Kirmanşah diyeceğim. Kerem ile Aslı hikayesinin Erbi hikayenin Kerem ile Aslı olabilmesi için Adil Şah'tan bahsediyorsa, Ahmet Mirza'dan bahsediyorsa, Kara Sultan bunların üçü varsa ya da ikisi de olabilir fark etmez. Kerem ile Aslı diyeceğiz. Aşık Garip, Hoca Mesut, Resul, Güllühan var, Şah Senem var. Tiflis'te geçer. Şah Senem, Resul, Mesut, Gülü, Güllühan Gülühan mü Aşık Garip hikayesi gelecek aklıma. Arzu ile Kamber, Ahmet, Arzu, Kamber, Aras. Bunları da gördüğümde arzu ile kamber hikayesi var diyeceğim. Şimdi Binbir gece masalları Arap. E, Arap e, kaynaktır arkadaşlar. Kişileri Şehriyar, Şehrazat. Bakın bu da sorular. Bin bir gece masalları. İlk çeviri Abdi Camasunave adlı eseriyle yapar. Şehriyar, Şehrazat, Abdi Camasunave, Binbir gece masalları. Hit masal kitapları. Pança Tantra, Kasra Burada neyler okyanus geçer. Kat Hasigara. Hitopa Deca ve Pan söyleyemedim arkadaşlar. Çakasaptati, Kral Vikram ve 32 hikaye, Akıllı ile Deli, Sultan e, Sutral Makava adlı eser Hint masa kitapları. Soracaktan düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi Thompson. Hayvan masalları, asıl halk masalları, şakalar ve anekdotlar. Formüle başlayan Masallar sınıfta girmeyen masalar şeklinde sıralanmıştır. O halde bize bir paragraf verdiği zaman bu hangi Bilim adamına aittir. Sıralamaz derse buna baktı Hayvan masalı, asıl halk masalı, şakalar ve an anekdotlar. Formüle başlayan masala, sınıflamaya girmeyen masallar diyorsa Thompson. Ve arkadaşlar Thompson olabilmesi sınıflamaya girmeyen varsa en sonunda yazıyorsa Thompson'dır. Eberhard Boratov'un Tipen Türkçe Goldmarschen adlı eserine bakalım sınıflamalarını nasıl yapmışlar. Hayvan masalları, asıl halk masalları. Fıkralar, zincirleme masallar, sınıflamaya girmeyen masallar. Bakın arkadaşlar. Burada ne fark ediyor? Zincirleme masallar eklemiş Borat'a. Dikkat. Burada zincirleme yok. Burada zincirleme var. Haberimiz olsun arkadaşlar. Burayı da bitirdik. Dertli. Boluludur. Badelidir. Bolulu. Badelidir. Taşlamalarla ünlüdür. Muhammed Özer. Hece ve Aruz beraber kullandı. Ama Fes şiiri ünlüdür. Bolulu. Fesli erti edeceğiz. Sümmani hece ve aruzu kullanmıştı. Gülperi hikayesiyle ünlüdür arkadaşlar. Aşık Şeref Taşlova Türk Edebiyatı'na, Türk folklorunu Maya adlı dergilerde yazmıştır. UNESCO Dünya Sanat Dizisi de Türkiye'yi temsil etti. Türk sağ tarafına, Türk dünyasına hizmet ödülü verildi. Gönül Bahçesi, Güzel Görünür, Ben Bir Şehida Bülbül at desteleri. Aşık Şerif Taşlıova'ya aittir. Çıldırlı Aşık Şenlik Atışma yapmada, muamma çözmede başarılıdır. Yendiği aşıklarca zehirlenerek öldürülmüştür. Muamma çözmede başarılı, yendi aşıklarca zehirlenerek öldürülmüş. Adına Latif Şah, Salman Bey, Sevdekar Şah hikayeleri vardır. Doğu Anadolu'da ün salmıştır. Çıldırlı Aşık Şenlik, Latif Şah, Salman Bey, Sevdekar Şah var. Zehirlenerek öldürüyor doğan olduğu insanı. Ruh saati. Aruz ve hece ölçüsüne yazmışım. Doğaçlama söyler. Saz çalamaz kalem şairidir Rus saati. Saz çalamaz kalem şairidir. Kuloğlu. Suni'nin tekerlemesine şakayan bir bülbül. Surnamede ise namu nişanı belli olan saz şairi diye geçer Kuloğlu. Bayburtu zihni. Mevlana ve Camii Nazireler yazdı. Fuzuli'ye Tahmis yazdı. Sevgi Reşname'yi zihni, kitabı, hikayeyi garibi attı. Eserleri vardı Baybutu zihninin. Neşet Ertaş, UNESCO yaşayan insan hazinesi olarak kabul edilmiştir. 2011'de İTÜ Fahri Doktora unvanı vermiştir. Abdurrahim Karakoç, Mihriban, Hasan'a mektuplar, Kanyası, Haber Bülteni adlı eserleri vardır. Aşık Feymanı, Feymanı Osman Serkaya. Osman Kadirlidir. kaderlidir. Ahu Gözlüm Anadolu'm Barışmam adlı eserler vardı. Ahu Gözlüm Anadolu'm Barışmam adlı eserler Aşık Feymanı'na ait. Yaşar Reyhani. Böyle bağlar kervan şu tepenin arkasında. Böyle bağlar kervan şu tepenin arkasında Erzurum Yaşar Reyhani vardır arkadaşlar diyeceğiz. Ve söylemediğimiz kalmadı arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, halk eğitimi genel tekrarını bitirmiş olduk. Sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Sizlerden isteğim abone olmanızdır arkadaşlar. Beğenmenizdir. Sınava çok az kalmışken hızlı bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Bu nedenle dolayı yazıda da biraz sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Kötü olabilir. Zor okunabilir ama en azından ben benden duyacağınızla bu şekilde o yazının olumsuzluğunu da e, kapatmış olacaksınız arkadaşlar ve birçok şey öğrenmiş olacağınızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet arkadaşlar.